arkadaşlar. Şimdi Denizli Otogarı'na geldim. Burası Denizli Otogarı. Evet arkadaşlar, şimdi Denizli'nin tam merkezi bölgesindeyim, öyle söyleyeyim. Bakın buralar Denizli'nin tam orta merkezi bölgesi diyebilirim ben size. Şöyle göstereyim. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Sanki. Şu karşıda ayrıyeten bir Atatürk anıtı var. Oraya da gitmeyi planlıyorum. Ayrıyeten horoz var. Horoz simgesi biliyorsunuz. Denizli'nin çok ünlü simgelerinden bir tanesi. Böyle bir yerden geçiyoruz. Şadırvan tarzı. Çeşme yapmışlar. Öyle söyleyeyim. İnsanların oturduğu, bir dinlendiği bir yer. Ayrıyeten dediğim gibi şu an horoz heykelinin oraya da geldik diyebiliriz. Karşıda, tam ortada görülen yerde horoz heykelinin olduğu yer, öyle söyleyeyim ben size. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi horozun bulunduğu büstün oraya da geldik. Bu da Denizli'nin dediğim gibi görünmesi gereken. Çünkü Denizli'de ünlü olan ne biliyorsunuz? Horoz, öyle söyleyeyim. Horoz heykelinde bu şekilde çekeyim istedim size. Arkadaşlar burası da ayrıca Can Doğan Parkı diye geçiyormuş, öyle söyleyeyim ben size. Dediğim gibi Denizli merkezin tam merkezinde bulunuyor burası. Burası da böyle bir yer. Evet arkadaşlar, şimdi daha farklı bir yere geldim, öyle söyleyeyim. Burası da Cumhuriyet Parkı diye geçiyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben size. Cumhuriyet Parkı diye geçiyor. Hafiften böyle bir yapay şelale tarzı bir yer yapmışlar. İşte oturanlar, gezenler, eğlenenler, bu şekilde göstermek istedim burayı da. Böyle bir yer. Arkadaşlar burası da Gazi Kemal Okulu olarak geçiyormuş, öyle söyleyeyim ben size. Şu şekilde bir cadde. Zor. Şöyle göstereyim ben size burayı da. Evet. Burası da Gazi Mustafa Kemal'in ilk mektebi olarak geçiyor, öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde bir yer. Şimdi Atatürk Parkı'na geldik, öyle söyleyeyim. Burası da Atatürk Parkı diye geçiyor. Şöyle görebilirsiniz. Az olsa buraları göstermeye çalışacağım sizlere. Ayrıca şöyle farklı farklı heykeller var, öyle söyleyeyim karşı tarafta da. Burası da Atatürk Parkı diye geçiyor yani, öyle söyleyeyim ben size. Şöyle bir yer. Değişik bir yer yani, öyle söyleyeyim. Ayrıca şu şekilde bir anıt yapmışlar. Tam olarak ismini bilmiyorum ama bir adı varsa göstermeye çalışacağım. İsmini de çekeceğim. Sonra. Yok, bu aynı anıt değil. Öyle bir yer arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben size. Daha şöyle direk gibi bir şey yapmışlar buraya. Burası da Pamukkale Kaymakamlığı, yani Denizli'nin merkezi yerine bulunan kaymakamlık olarak geçiyor. Ayrıca buradan bir adet Atatürk büstünü görebiliyorsunuz. Şu şekilde daha da yakından çekeyim. Bir adet Atatürk büstü ve içerisinde de ayrıca şu şekilde bakın taşlarla süsleme yapmışlar. Ay yıldızı, bayrak ve mavi, kırmızı, beyaz taşlar, öyle söyleyeyim size. Denizli'nin tam çarşısının oralardayız, öyle söyleyeyim. Tam merkezi yerine geldik. Bayram yeri diye geçiyor herhalde burası. Buraları hep çarşı pazar tarzı yerler, öyle söyleyeyim. Denizli'nin tam merkezi sokakları. Evet arkadaşlar, burası tam Denizli'nin merkezi oluyor, öyle söyleyeyim. Tam yani göbek dediğimiz Denizli'nin göbeği. Görüyorsunuz, insanlar geziyor.
çarşıların, pazarların, ayrıca şu arkada bir can var, canların bulunduğu yerler. Arkadaşlar bakın, burası da Denizli'nin en meşhur sokaklarından bir tanesi. Denizli'nin kebapçı sokağı diye geçiyor, öyle söyleyeyim. Yani en meşhur kebaplarının yapıldığı restoranlar var, öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde çeşit çeşit kebapçıların olduğu yerler. Arkadaşlar şimdi bir restoranta geldik, şöyle bakın şu şekilde göstereyim. Bu da Denizli kebabı diye geçiyor, öyle söyleyeyim yani. Buranın çok ünlü kebabı. Bir tadına bakalım. Arkadaşlar şimdi minibüse bindim. Yaklaşık öyle tahmin ediyorum ki 10-15 dakikaya kadar Seyir Tepesi'ne çıkacağız. Bakın şuradan gözüküyor zaten Seyir Tepesi. Şu an minibüsle o Seyir Tepesi'nde oraya çıkacağım. Böyle söyleyeyim ben size. Ayrıca burada da bakın bir futbol sahası var. Eyvallah kusura. Evet. Şimdi bakın burada yolu yaraladık, öyle söyleyeyim ben size. Seyir Tepesi'ne birazdan şu servise çıkacağız, öyle söyleyeyim ben size. Diğer dolmuş buraya kadar getirdi. Buralarını ayrıyeten şu şekilde sizlere çekeyim. Birazdan Denizli'ye en tepeden, yani şu dağın tepesinden Denizli'ye kuş bakışı atacağız. Arkadaşlar şimdi Seyir Tepesi'ne çıktık, öyle söyleyeyim. Yan tarafındayım şu an Seyir Tepesi'nin. Birazdan şu aşağılara doğru gideceğim. Yani diğer tarafını çekeceğim ayrıyeten. Burası da ayrıyeten Turan yolu diye geçiyor arkadaşlar. Çok farklı bir yol yapmışlar. Turan yolu diye geçiyor burası. Bu şekilde insanlar normalde oradan da aşağı inip gezebiliyor. Ayrıyeten orayı da yakından çekmeye çalışacağım birazdan. Ayrıca arkadaşlar burada da Horoz Köyü diye bir yer varmış. Çadır platformu, piknik platformu, kümesler, oyun alanı diye geçiyor, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi buradan dar bir yola giriyoruz. Evet. Böyle yer burası da. Girdim. Daha yakından çekeyim. Burada da ayrıca bank tarzı bir şey yapmışlar. Biraz yüksek ama bu şekilde. İyi yer arkadaşlar. Evet, şimdi böyle bir Seyir Tepesi'ne çıktım. Burası biraz daha yüksekte kalıyor, öyle söyleyeyim. Bakın Denizli ayaklarınızın altında diyebilirim size. Şu şekilde göstereyim. Burası gerçekten harika bir görüntüsü var diyebilirim. Ayrıca şu arkada da gördüğüm kadarıyla bir tane göl tarzı, nehir tarzı bir şey var ama orayı tam bilmiyorum. Küçük bir dere ya da göl gibi bir yer var orada. Evet, Denizli'ye farklı bir gözle bakabiliyoruz arkadaşlar. Bu da ayrıca diğer tarafı olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası da Denizli'nin en arka ücralarına kadar görebiliyorsunuz. Ayrıca yakın çekme aldım daha iyi gözüksün diye. Böyle tahmin ediyorum ki videoda daha iyi çıkacak.
Ayrıca buranın arkası da bu şekilde. Yani daha tepede kalıyor öyle söyleyeyim. O yukarıda da öyle tahmin ediyorum bir restoran falan var. Böyle ormanlık alanlar var. Başka da bir şey yok şimdilik bulunduğum yerde. Şimdi yavaş yavaş aşağı ineceğiz arkadaşlar. Aşağı tarafı da sizlere çekmeye çalışacağım. Buraları da göstermeye çalışacağım. Hep beraber gidip göreceğiz. Evet, şimdi şöyle şu şekilde merdiven yapmışlar. Merdivenlerden aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Burası sırf tahtadan yapılmış. Şu yerler de aynı şekilde. Bakın tahtadan şu şekilde yerler yapmışlar. Burada ayrıyeten hayvanlar var. Deniz horozları var. Ama şu an içerisinde öyle tahmin ediyorum ki yok arkadaşlar. Şu an içinde herhangi bir horoz göremedim. Normalde denizli horozu kümeslerin içerisinde var. Evet, böyle de bakın çardak tarzı oturma yerleri yapmışlar arkadaşlar buraya. Gerçekten muhteşem diyebilirim. Evet arkadaşlar, burası da bakın oyun alanı. Çocukların gelip burada eğlenebileceği alanlar. Ayrıca aşağıda salıncakların olduğu yere çıkıyorum. Bakın şuradan da çekeyim ayrıyeten. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada da çocuk parkı falan yapmışlar. Horozun olduğu yere daha yakın burası. Evet arkadaşlar, salıncakların olduğu bölüme geldik. Burada da ayrıyeten şu şekilde salıncak yapmışlar. Kale yazısını görebiliyorsunuz. Ayrıca buraya gelip oturabiliyorsunuz. Oturma yeri yapmışlar. Evet, daha aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Çadırlar var. Çadır. Ayrıca işte şurada oturup piknik yapma alanlarını falan yapmışlar. Yürüme yolları falan var. Böyle söyleyeyim ben size. Ayrıca şuralarda bu kafeterya var. Fakat şu an kapalı. Hemen hemen her yer kapalı diyebilirim. Tahtalarla duruyor burası arkadaşlar. Öyle zannediyorum ki ağacın gövdesi bunlar, öyle söyleyeyim ben size. Ağaç gövdesine benziyor. Onlar tutuyor buraları. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Burası da sessiz bahçe diye geçiyor, öyle söyleyeyim ben size. Bakın buradan da ayrıyeten bu şekilde sessiz bahçe diye geçiyor burası da. Arkadaşlar şimdi Turan yoluna geldik, öyle söyleyeyim. Burası da ilk başta gördüğümüz Turan yolu diye geçiyor. Şimdi buradan geçeceğiz. Evet, yavaş yavaş Turan yoluna girdik arkadaşlar. Bakın burada Panuhan var. Batuhan İmparatorluğu'nun kuruluş tarihi. Ayrıca Büyük Hun İmparatorluğu, Batuhan Devleti, Atilla'nın büstü, Avrupa'nın devleti, Akşu var, Akun Devleti, Bumin Kağan, ayrıca Bayan Kağan, burada da Kök Türk Devleti arkadaşlar, Hazar Kağan var, ayrıca Avar Devleti var, ayrıca Kutluk Gül Bilge Kağan var. Hazarlar var. Evet, yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Uygur Devleti var. Bilge Gül Kadirhan. Karahanlılar. Alptekin. Ayrıyeten Gazneliler var arkadaşlar. Selçuk Bey. Burada detaylı şekilde anlatmış. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Muhammed Harzemşah. Büyük Selçuklu Devleti. Harzemşahlar Devleti, Baturhan,
Altın Ordu Devleti. Ayrıca burada Timur var. Burada da Timur Devleti var. Timur Devleti'nin haritası. Babür Şah. Babür İmparatorluğu. Osman Bey var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. Ve burada da en son olarak Mustafa Kemal Atatürk var arkadaşlar. Evet, Osmanlı yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu. Burada haritası. Evet. Evet, burada da çeşitli motifler görmüştüm. Onlara da bakacağım yakından. Evet, Orhun yazıtlarıymış arkadaşlar bu. Şu gördüğünüz tabela Orhun yazıtlarıymış arkadaşlar. Evet, devam edelim. Afşin Bey diyor arkadaşlar burada da. Evet. Afşin Bey. Evet. Burada Malazgirt Muharebesi, şöyle bir motif. Ayrıyeten Kazıkbelişabaşı. Evet, karşı tarafta da bir sürü motif var arkadaşlar. Şöyle kısa kısa geçiyorum. Denizli Sancağı var burada arkadaşlar. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Zor, burada ne varmış? Fahri Akça Koca Akça'ymış arkadaşlar bu motifte. Evet, şurada karşıda da motifler var. Fatma Yıldız Hanım varmış. Burada Kara Sungur Bey, karşıda İnanç Bey, ayrıyeten Kara Ağaç Baba motifi. Karşıda da birkaç motif daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası böyle bir yer. Ayrıyeten şöyle yol kenarları da var. Yani dağın aralarından da yürüme yolları falan yapmışlar. Oradan da yürünebiliyor. Evet, şimdi şuradan bir çıkalım önce. Evet arkadaşlar, ayrıyeten dediğim gibi buradan da bakın şöyle yol yapmışlar. Buradan da ayrıyeten normal kenardan kıyıdan yürüyebiliyorsunuz. Yani ağaçların yanından, öyle söyleyeyim ben sana, ben size, yürüyebiliyorsunuz. Böyle bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar, ayrıyeten Siirt Tepesi'nden indikten sonra şöyle farklı bir park gördüm. Burayı da çekmek istedim sizler için. Hazır dönüyorken. Buranın ismi de İncil Pınar, İncil Ipınar Parkı diye geçiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Burası da böyle bir yer. İnsanlar gelip burada dolaşıyor, eğleniyor, oturuyor, geziyor. Evet. Bu videonun da sonuna geldik diyelim bugünlük. Zaten akşam ettik, öyle söyleyeyim size. Daha yeni Siirt Tepesi'nden indim aşağı. Şimdilik bu kadar.